Dışarıya bakıyorum, havayı seziyorum. Ceket gerekecek kesinlikle. Evet. Laptopumu alıyorum. Şimdi otobüsümüze yürüyoruz. Otobüs durağımıza. Normalde ben hani burası bisiklet memleketi. Geldiğimizde Samet'le bisiklet mi kiralarız falan çok araştırmıştık ama 9 euroluk bilet olayı var. Duymuşsunuzdur herhalde. Böyle çok aşırı müthiş bir şey denk geldi bize yani. Sadece 9 euroya bir bilet alıp bir ay boyunca her şeyi biniyorsunuz. Yani böyle bir imkanım varken zaten aldım. Bir kere. Bütün ay. Deli gibi kullanıyorum şimdi. Eylül'de falan bitecek. O zaman bakarız. Anlatacağım bunları. Bisiklet ileride bana bakarak geçiyor. Neyse, otobüs durağımıza yaklaştık. Biraz oraları çekeyim size. Otobüste maske ile ilgili olaylarım var. O yüzden böyle direkt hazırda tuttum. Anlatacağım onu da. Normalde ben buraya geldiğimde direkt saatine bakıyorum otobüsün. Google Maps her şeyi gösteriyor, süper yani saat kaçta hangi otobüs kalkacak falan. Yani direkt açıyorum, 2 dakika sonra 310 orada falan diye. Tamam diyorum, 2 dakikam var, gitmeyeyim bir yere. Bazen de uzun vakit alıyor, hemen şuradaki Bakırayi'den, bakın arkamda. Saçma bir zoomlama oldu ama. Gidiyorum. Bugün bakamadım. Elimde kamera var. Acaba risk alsam mı? Size de bir deneyim olur. Girsem mi oraya? Bir tane Berlin'e. Gireceğim galiba. It's okay. Yes, juice. I know. Moon schnecke bitte? Ja. Zum Mitnehmen? Und das ist alles. Oldenburg Üniversitesi'ne iki otobüste gidiliyor. O yüzden şimdi bir kontrol edeceğim seçeneklerimi. Bakalım. Şurada yazıyor aslında. Bir bakayım.
artık yeter otobüsten indim çıkarayım diyecektim. Ama kampüste de daha doğrusu açık havada değil tabii ki ama binaların içerisinde maske kuralı var. Maske zorunlu hala. Toplu taşımada zaten zorunlu anlamışsınızdır. Binanın içinde de var. İşte ofislerin arasında gezerken hep takıyoruz. Şimdi böyle çekersem asıl gittiğim yol görünmüyor. Çünkü gittiğim yol bunu da görmenizi istiyorum. Biraz çektim yeter. Burada marketimiz var çok güzel. Çok yakın olması çok iyi. Lifelong Learning Center var. Onun direkt dibinde, bitişiğinde ki koridorda da biz varız, COER. Center of Open Education Research. Gireceğiz şimdi. Ana kısımları, yemekhane, kütüphane falan biraz geride kaldı. O otobüsten indiğimiz yerdeki meydana daha yakındı. Burası da aslında arka giriş oluyor. Göstereyim mi önden? Arkadan gireyim, önden çıkıp bir daha gireyim. Çıkarmayacağım dedim maskeyi ama çıkarmış oldum. Şimdi takarım. Ama ben size maskeyle ilgili olayımı anlatmadım, anlatırım dedim. Unutmayayım. Şöyle, benim normal bir maskem vardı. Koruyucu güzel maskeler alıyorum ben de Türkiye'deyken de ama bir tane de birkaç tane de böyle daha basit, düz, daha uygun fiyatlı böyle şeyler, medical maskler olur ya, onlardan vardı. Değiştirmişim, onu takmışım. Bütün bir hafta hiçbir şey olmadı. Sonraki günlerde, son birkaç gündür 4 otobüse falan biniyorum ben. Çünkü 2 gidişte 2 gelişte. Yani kısa sürüyor da yine de işte 4 otobüs değiştiriyorum. O 4 otobüsten biri mutlaka şey yaptı. Bu maske olmaz dedi. Çıkarman lazım, inmen lazım, başka maske takman lazım. Bunlar işte ya, şu tarz olanlar. Bunlar daha koruyucu oluyor ya, o daha hafif kalıyor. Meğersem kural sadece maske takmak değilmiş, böyle maske takmakmış. Ama tabii bunu bana kimse söylemedi ve bir yerde de yazmıyordu ve görmedim yani. Sadece toplu taşımada maske zorunludur kuralı vardı. Ki buraya gelirken de trene bindim, Hamburg trenine falan, hiç böyle bir şey olmadı. Dediğim gibi buradan... Ben bu bilgiyi acı tecrübemle size vermiş olayım. Böyle koruyucu bir maske olmasını tercih ediyorlar. Özellikle otobüste yani. Bazısı hiç takmıyor. Hiç takılmayan da çok şoför oldu dedim ya. 1/4 yani %25 yakalanma oranınız var. Bir tanesi indirdi yani. Ya bunu tak ya in dedi. Ben de yok dedim. O zaman in dedi. Öyle otobüsten attı maskemi, beğenmedi şoför amca. Öyle. Sonrasında ben hani koşarak şuradaki markete falan gittim. Orada kalmamış. Neyse sonra bir sonraki otobüse bindim valla. O aldı. İşte şoförün o anki dalgınlığı ve şeyle bir şekilde biniyorsun. Hani maskesiz de değilim yani aslında. Hatta sonra şey yaptım. Madem ince iki tane takayım. İki tanesini üst üste taktım ama yani bu kural. Kural kuraldır diyorlar. Yani o Alman şeyini gördüm gerçekten. Esnek olmak için o anda. Neyse, bu da böyle bir anımdır. Sonrasında hemen geldim. Ofiste arkadaşım bana direkt bundan verdi. Hemen çıkışta evime doğru düzgün gidebildim. Bu da böyle bir anımdır. Şu kapı mutfak. Şeyler de yiyebiliyor. Buraya da geçeceğiz. Nasıl bir geçmiş. Burası da çok hoş. Sıfırlaşırken şey oluyor böyle. Yani istediğini alabiliyorsun buradan. Hediyeleşme gibi, böyle şey gibi. Aslında ihtiyacı yok. İhtiyaç fazlası olan şeyi bırakma. Ve isteyenler de gelip alabiliyor. Bir şeyin üstünde öyle yazıyorsa yapabilirsiniz demektir. Bilmiyorum. Benim yerim.
işi göstermiş olayım, bahsedeyim. Arabayla gelenler genellikle şey yapıyor. Evet, kullanıyor. Çünkü gördüğünüz gibi araba otoparkı burada. Arabayla dümdüz ilerliyorlar. Böyle fark ettikten sonra şşt diye. Yerleşelim bir yerimize. Çantamızı bırakmadık. Laptopumu kurayım, sonra kahvaltı için bakarayımızdan aldığımız limonlu bir kahve yapalım ve oturalım. En sevdiğim kısım. Günün en sevdiğim kısmı. Şu an laptopumuzu kurduk. Düzenimizi kurduk masamıza. Ne yapacağız? Yine maskemizi alacağız çünkü demiştim koridorlarda gezerken, mutfağa giderken falan da maske şart. Bir de anahtarımızı alacağız çünkü böyle mutfak tarzı yerler her zaman kilitli. Sadece hocalarda anahtar var. Bir de kocacığım günaydın yazmıştı demin. Ona cevap atayım. Sonra kahve. Çeşme suyu içiliyor burada bu arada. Ben de çeşme suyu içmeye başladım hayatımda ilk kez. Kendim bu şekilde. Normalde hep hazır su içiyordum ama burada herkes içiyor yani. Hani bir kişi iki kişi değil, çoğu kişi. Herkes dedim yani, ofis arkadaşlarımı falan kastediyorum. Onlar öyle içtikçe artık beni de alıştırdılar diyeyim. Şöyle tekrar. Da aslında aldıkça çizik atılıp işte kahve başı 30 cent gibi bir şeyleri var. İlk gün dedim hani bana gösterin kullanımını falan. İşte diyor, buna basıyorsun. Büyük boy, buna basıyorsun. Küçük bir. Dedim bu muydu? Bunu ben de anlardım. Zaten işaretten anlardım. Sonra ben başladım ona öğretmeye. Bak şu şu için, bu için, işte burası espresso bardaklarını ıslat, ısıtmak için. Bu kimse bilmiyormuş mesela. Buraya dizersin bardaklarını. Sıtır. Şimdi öğle arası gibi. Yani öyle spesifik bir şey yok. Ama değerlendirebileceğimiz öğlen vakti. Sabahki çalışmamı masamda çekemedim. Şarjım bitmiş. Kameranın şarjı bitti. Ben biraz çalıştım. O şarj oldu. Öğlen oldu zaten. Bir kafeterya tarafına gidelim. Ondan sonra öğleden sonraki çalışmamda kamerada bana eşlik edebilecek gibi duruyor. Çıkmadan arkadaşlarımdan birini gördüm. Hemen bir zorla el sallattırma seansı yaşıyorum. Hi Yasmin. Hello. You want to say hi to Turkey? Hello to Turkey from Arnborg. Thank you so much. See you. Welcome. Have a nice break. Bye. Okay, çıktık. Gelirken görmüştünüz, bir de şöyle çıkış gibi görünsün dedim ama artık kendimi de alabilirim. Aa, açık havaya çıktım ya. Ah. Bakın nasıl esiyor, videodan da belli oluyor. Serin yani. Bu arada şuna var. Hemen göstereyim. Normal şey. Testi yapan yerler. Pandemi boyunca burada ücretsiz COVID testi yapılmış.
üniversitede böyle şeyler oluyor ya. Şinel test. Hızlı testler, kendi kendine evde yapabileceğin korona test kitleri oluyor ya. Onlardan ücretsiz olarak hocalara hep dağıtmış. Böyle sıklıkla işe gelmeden yapıp da geliyorlarmış evde yani. Düşünün, adamlar sistemi öyle kurmuş. Bir de bu bahsettiğim şu maske olayını anlattım ya size. Bu maskeyi de ücretsiz olarak yine veriyorlarmış hocalarına. O hala veriyorlar. Ama işte form dolduruyorsun, talep ediyorsun falan. Haftalık 10 tane mi ne bir sınırın var. Onu veriyorlar. Güzel yani. Şey diyemezsin, korunamıyorum diyemezsin. Burada. Şöyle göstereyim. Bakın kombimizi öğrendiniz artık. Buradan çıktık. Burada bir Ali Baba restoranı var. Şimdi şu gördüğünüz yol ayrımı var ya, fark ediyorsunuz değil mi? Şöyle geleyim biraz. Mükemmel çekim yeteneklerim de. Kırmızımsı biraz daha. Bisiklet yolu. Öbür taraf yaya yolu. Yani dalgınlıkla bazen o tarafa geçtim mi ödüm kopuyor yani gerçekten. Çok kızıyorlar haklı olarak. Bisikletçiler çünkü böyle hızını almış. Şakır şakır giderken önüne bir yaya çıkınca hemen ding ding zillerine basıyorlar ve kızıyorlar. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum bir yandan da. Bir yandan da ağır tabii kamera. Yani o yüzden biraz zor oluyormuş bu işler. Otobüs durağında birlikte inmiştik sabah. Buraya kadar görmüştünüz ama gerisini görmemiştiniz. Yayalar için karşıya geçmek, sıkıntılar için karşıya geçmek bir tane var. Bu da çıkışta otobüs beklediğim yer ama bu çıkışta görürüz yine. Bir aksilik olmazsa. Evet, tam Sarantol gördüğünüz gibi. O yüzden bu üniversitesi. Ana kampüs. Yerinden biri zaten bir tane daha var. O biraz daha ikinci planda kalan. Var. Ama bu ana kampüsü şey gibi değil ya, hani ana kampüs falan diyorum da her şey burada falan değil yani, bizimki gibi değil. Böyle biraz daha dağınık, şehrin içerisinde dağınık parçalar gibi ve halka da açık. Gördüğünüz gibi bu menza, işte yemekhane gibi bir yer oluyor. Bakın kütüphane girişi. Ama vakit kaybetmeyeyim şimdi. Haftanın belli günleri, 3 gün falan burada dondurmacı geliyor. Çok tatlısın yani. Ben biraz bu aralar sesim kısıldığı için hemen korkuyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın zaten şurası kütüphane. Ben kafeye çıkış oluyor. Bugün menzayı yetiştiremedik, sadece kafeteryasını görmüş olduk. Belki de biriyle birlikte gideriz ofisten menzaya.
tam yemekhane kısmına yani. Daha iyi olur. Bu yemekhanenin kafeteryası gibiydi. Benim gibi tipler böyle doğru düzgün yemek yemeyen tiplerin sandviç falan alabildiği. Ya da işte müsli, yoğurt falan. Kruvasan, kahve. Olsun. İyi başladık. Ama bu ara giderse kampüste bilineceğim yani elinde kamerayla gezen kız diye. Çünkü herkes dik dik bakıyor diyebilirim. Çok şaşkınlar. Öncelikle bir konu, üzücü bir konum var. Anlamışsınızdır belki postlarımdan, Instagram'dan falan da takip eden varsa. Ki edin bence. Burada hani sürekli video şeklinde olan yayınlardan ziyade küçük küçük anları yakalayıp mesela durumlar, işte hikayeler, şeyler yapmak daha kolay oluyor orada. O yüzden hani orada da çokça şey paylaşıyorum. Neyi anlamışsınızdır? Eşim gelemedi. Biz bütün hazırlığımızı öyle yapmıştık. Çok çok üzüldüm aslında. Vize çıkmadı ona. Şu aralar zaten haberlerde de duyduysanız Schengen randevusu alamıyor artık insanlar yaz boyunca. Biz Allah'tan hani randevuyu falan alıp görüşmeye gitmeyi en azından yapmıştık. Benim çıktı. O artık hani ya o kadar zorlaştı ki şu aralar vize almak. Ya bu da apayrı bir konu. Hani çokça şey söylenebilir, çokça yorum yapılabilir ama şu anki durum bu yani. Özellikle Almanya'ya, bir takım ülkelere özellikle sanki zor veriyorlar gibi düşünüyorum ben. Schengen almak çok zor. Ben hani Erasmus stajıyla geldim. Ki bunu da ayrıca anlatmam gerekiyor galiba ama kabaca söylemek gerekirse. Erasmus programı normal hani Erasmus'a gittim, Erasmus'tan geldim. Bir klasik bilinen öğretim programı var ya. Onun staj versiyonu da var. Traineeship olanı. Ben de onu, o şimdi lisans ve lisansüstü öğrenenler hepsi de yapabiliyor. Ben de lisansüstü öğrenen olduğum için aslında doktora öğrencisi, öğretmen de olsam aynı zamanda öğrenci olduğum için doktora öğrencisi. Bununla yararlanma hakkım vardı ve doktora yaptığım alanda çalışma yapan bir yere staja gelme hakkım vardı. Başvurdum, hibeli şekilde gelmeye hak kazandım, öyle söyleyeyim. İşte puanlarınıza falan bakıyorlar, GPA olsun, hani başarı ortalaması olsun, dil puanınız olsun falan birçok şeye bakıyorlar. Benim iyiydi. Ve hibeli olarak staj yapmaya hak kazandım. Tabii ondan sonra geliyor size staj yeri bulma aşaması. En zorlu aşama o zaten ama benim tam da doktora alanımda çalışma yapan bir Open Education Research Center'ın olduğu bir yer vardı Almanya, Oldenburg'da. Hocalarım da yönlendirdiler sağ olsunlar. Bu şekilde. Yani birlikte geliriz diye düşünmüştük. Ona çıkmadı. İnanmadılar yani geri döneceğine, gelip döneceğine. Çok üzüldük ya. Gerçekten çok burucu bir şey. Çok yani 2 aylığına işte ya. Benim sürem belli. Erasmus belgelerim, evraklarım ortada. Şimdi tabii benim Erasmus evraklarım ortada olduğu için hani benimki çok bariz bir şey oldu. Bana çıktı. O da kıtı kıtına yani. Tam ne kadar duracaksam kabul mektubuma bakıyorlar. Öyle. Yani valizlerimizi falan birlikte yapmışız. Bütün hayalleri birlikte kurmuşuz. Benden çok o araştırmış. Çok yani o valizleri yan yana görmek bile o kadar acıydı ki yani çıkarken evden böyle yani o kalıyor. Ve bütün o hayaller, bütün o emekler. Sen geliyorsun. Zaten ben bir buruk geliyorum. O ayrı bir buruk kalıyor orada. Neyse. Şimdilik diyecek başka bir şey yok. Ha, şunu ekleyeyim son olarak. İşte itiraz etme ya da yeniden başvurma hakkınız oluyor böyle durumlarda. Biz de yeniden başvurduk. Ne olur bilmiyorum. Şimdi daha bu 2. haftam. İlk hafta gerçekten çok fena survival'la geçti. Çok yani nerede ne var, nereye nasıl gidiliyor, hangi otobüsle nereye, her şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve hakikaten ya basit gibi görünen ama basit olmayan şeyler var, detaylar var içerisinde. Daha sabah anlattım yani maske olayı bir tanesi bile. İşte yanlış yöne gidene bindim falan bir şeyler oldu yani. Zaten GPS'i o kadar iyi bir insan değilim ama. İşte dil, Allah'tan dil çok önemli ya. Yani İngilizcenin önemini ne kadar anlatsam bitmez. Burada Almanca da kullanıyorum biraz. Çok iyi değil Almancam ama. Çünkü ihtiyaç duymadım ve çok üzerine de gitmedim. Belki de o fırsat bu fırsat diye de düşünüyorum.
biraz daha geliştirebilirim kendimi. Öyle yani geliyorsunuz, kalacağınız yeri buluyorsunuz. O kalacağınız yere yerleşmek. Sonra işte bir hemen bir market, bir şeyler, ihtiyaçlar hani alıp bir şeyler koymak. Sonraki gün gidip işte yine bir telefon hattı buldum, Almanya'dan hat aldım. Ve sonraki gün gidiyorsun işte başka bilmem bir yerden bir şey halletmen gerekiyor. Geldiğime dahil arrival formlar falan oluyor. Yani Erasmus'a başladım, staja başladım. Onu imzalat, onu mühürlet, bunları hallet. Ve sonraki gün zaten pertsin yani. İlk hafta ben gerçekten her gün kollarım bacaklarım ağrıyordu yani. Özellikle ilk günler böyle valiz taşımaktan, etmekten, havaalanından, oradan oraya, oradan oraya. Zaten çatı katı bir şey. Hani merdivenlerden taşıyorsun. Hafta sonu biraz dinlendim. Bu hafta da yeni başladı zaten. Biraz daha adapte bir şekilde başladım ve videolarıma başlamak istedim. Aslında çok vicdanlı azabı çektim. Benim için çok şeydi yani. Hiçbir şey çekemedim, hiçbir şey yapamadım. Halbuki çok gereksiz bir stresmiş. Şimdi düşünüyorum da daha da öğreneceğim çok şey var. Çünkü aslında öğrenip de çeksem de olurmuş. Ama bir yandan da bir sosyal baskı da geliyor yani. Bir şeyler çek, bir şeyler çek falan diye. Ne orayı kırayım, ne kendimi kırayım derken ikinci hafta girdim bu işe. Gitgide daha iyileşir videolarım diye düşünüyorum. Sizin isteğiniz var mı? Ne isterseniz yorumlara yazın. Bana fikir verin bu konuda. Dediğim gibi Samet'im de gelirse o zaman zaten o da bana yardımcı olacağı için o zaman çok güzel şeyler çekeriz. İnşallah. Zamanla göreceğiz. Yorumlarınızı da açayım. Şimdilik ben işe döneyim biraz. Evet, size bahsettiğim diğer arkadaşı göstereyim. Azıcık kapıdan geçerken çekeyim. Çok da abartmayayım rastlığınızla. Hi Caesar. Hi. You're working? Yes, so hard. You're so hard. I try to. You try to? Okay, me too actually. I was just passing by, wanted to say hi. Hi, hi to everybody. I'll see you during the coffee break tomorrow. Okay, we will see you. Bye. Evet, saat artık geç oldu. Toparladık etrafı, bardaklarımızı götürdük. Bulaşık makinemize yerleştirdik. Okul bizim yuvamız, yaşasın okulumuz. Evet, topluyorum bilgisayarımı falan. Hatta bıraksam mı bugün? Ama yok ya, akşam çalışırım. Alayım, bilgisayarımı alayım. Ondan sonra yine otobüs yolculuğu bizi bekliyor. Neyse ki maskemiz var. See you.